Biriyle aynı değil ki, yolu eğimi arazi şartları. Hemen şimdi Yavuz Oymak'a dönelim. Yavuz, merhaba, doğru söyledim değil mi? İlçelerde birbirinden farklılıklar var. Yoluydu, eğimiydi, rampasıydı. Böyle farklılıklar adayların ehliyet almasını etkilediği söyleniyor. Nedir bunun doğruluğu? Evet Elin, gerçekten de senin söylediğin gibi ilçeler arasındaki yol farkı, arazi farkı, eğim farkı, engebe gerçekten de sürücü adayları arasındaki farkı ortaya çıkarıyor. Çünkü dediğiniz gibi ilçeler arasındaki zemin farklı olduğu için onların sınavlarını da etkileyebiliyor. Şimdi bir örnekle gösterelim. Burası yokuş bir nokta, tümsek bir nokta. Sürücü adayı şimdi buradan çıkmaya çalışıyor. Elbette işte bakın zorlanıyor. Çünkü yokuş sürücü adaylarını en çok zorlayan noktalardan bir tanesi. Normalde burada işte arabayı kaydırdı. Kaydırmadan ileriye doğru gitmesi gerekiyor ve sınavı başarıyla geçmesi gerekiyor. Aslında elbette alınan önlemler çerçevesinde, kurallar çerçevesinde sınavlar çok daha sıkı oldu. Elbette trafikte can kayıpları yaşanmasın, üzücü olaylar yaşanmasın diye çok ince elenip sık dokunuyor. Ve adaylar artık eskiye göre çok daha dikkatli olmak zorunda. İşte sürücü adayını görüyorsunuz. Şu anda yokuştan çıkmaya çalışıyor, zorlanıyor. Arabayı az önce kaydırdı. Şu anda yine kaldı olduğu yerde. Normalde tek seferde bu şekilde ilerlemesi gerekiyor, çıkması gerekiyor. Ancak maalesef şu anda aracı pek de götüremiyor. Elbette devam ediyoruz göstermeye. Araçla çıkmanın zor olduğu noktalardan bir tanesi. Kameraman arkadaşım Onur Aksakal. Bir aracı daha gösterecek. İşte bakın, o da şu anda çıkmakta zorlanıyor. Burası dik bir alan. Elbette sürücüleri zorlayan bir nokta, ancak direksiyon eğitiminden geçmek için, aracı iyi kullanabilmek için önemli kriterlerden bir tanesi buradan geçebilmek. Biz bir yandan kendisine bakıyoruz, hoca eşliğinde gerekli direktifler veriliyor. Ancak zorlandığını görüyoruz ve şu anda kaydırdı ve çıkmayı başarabildi. Eğer şöyle uygun bir yere çekebilirsiniz, sizinle de konuşmak istiyoruz. Tabii bu fark ilçeler arasındaki yol farkı, eğim farkı, arazi farkından kaynaklanabiliyor. Sizin de yayına girerken söylediğiniz gibi aslında yazılı sınavlar bilgisayar başında standart olarak yapılıyor ve direksiyon eğitimi ve direksiyon sınavı noktasında zaman zaman farklılıklar yaşanabiliyor. Merhaba. Anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla biraz zorlandık. Evet, şimdi rampanın dik olmasından dolayı hocamın da direktifleri oldu ama ona rağmen kaydırmalar oluyor. Bir de burada bu rampayı gördüğümüz zaman biz aday olarak ister istemez bir heyecan yaşıyoruz. Heyecan yaşadığımız zaman da yanda bir müdahale olmadığı zaman sürekli geri kayıyor. Ama bu rampanın biraz daha eğimi düşük olmuş olsa biz biraz daha rahat kullanacağız adaylar olarak. Başka bir ilçede daha dümdüz olsaydı yol, çok rahat kalkış yapabilecektik. Bu sizi etkiliyor tabii değil mi? Kesinlikle aday olarak bizleri çok etkiliyor çünkü çok zorlanıyoruz. Zaten acemiyiz. Bir de heyecanımız var. Heyecan dolduğu süre içerisinde ister istemez bu sürüşümüze yansıyor bizim. Biz daha... Kaç hakkınız var? 4 hakkımız var ama her hakta da 300 TL para verildiği için bayağı bir külfeti oluyor maddi olarak. Yani bir an önce geçmek, evet, lazım doğru şekilde yaparak. İlk seferinde geçmemiz gerekiyor. Onun için de eğimin daha aşağıda olması gerekiyor. Bu çok dik bir eğim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Az önce ilk aracımızı kullanan sürücü adayımız da burada. Siz hangi noktada zorlandınız? Yokuş kalkışta. Ne zorladı en çok? Yokuş kalkışı ve de parklarda sıkıntı oluyor. Bayağı bir kaydırdınız arabayı. Aynen, biraz öyle oldu. Kaçıncı hakkınızdı bu? İkinci. İkinci. Herhalde geçemedik, öyle mi? Aynen öyle. Peki bir konuğumuz var. Kısaca kendisinden detaylı bilgi alacağız. Serkan Cabuş, direksiyon öğretmeni. Zor bir noktaydı. Öncelikle şunu soralım. Sürücüler hangi noktada zorlanıyor? Özellikle yokuşlar ilçeler arasındaki arazi farkında. Şimdi İstanbul'un fiziki koşullarında her yerde aynı engebe bulunmuyor. Ve her ilçede uygun müsait alanlarda bu park etme yeri, ani fren yeri ve geri yerini ayarlaması gerekiyor. Ama elde olmayan sebeplerden dolayı bazı ilçelerde çok dik yokuşlarda yokuş kalkış yapacakken öğrenci, bazı ilçelerde yokuş denmeyecek yerlerde yokuş kalkış yapıyorlar ve bu öğrenciler arasında bir haksızlığa yol açıyor. Çünkü yazılı sınavları nasıl
Türkiye geneli, İstanbul geneli standart bir halde yapılıyorsa, aynı şartlarda yazılı sınava giriyorlarsa direksiyon sınavında da şartların eşit olması gerekiyor. Yani bir X bir ilçede giren öğrenciyle Y işte ilçesi aynı durumda olması gerekiyor direksiyon sınavlarında. Yani öğrenciler en azından ya şu ilçede girseydim sınava geçerdim, bu ilçenin şartları şöyle, bu ilçenin şartları böyle değil. Her ilçede aynı standartta bir direksiyon sınavı düzeni getirilmesi gerekiyor. Önemli bir kriter değil mi yokuştan çıkabilmek ehliyet için? Tabii ki, çünkü İstanbul trafiğinde şimdi yeni nesil araçlarda birçoğunda yokuş kalkış desteği olsa bile yokuş kalkış desteği 2-3 saniye tutuyor aracı. Ve acemi bir sürücüye zaten eğitimde yokuş kalkış destekli bir aracın faydası bile olmuyor. Çünkü o kavramayı ayarladı zannediyor. Ama 2 saniye sonra araba kendini geriye atınca tekrardan bir panikle debriyaj hızı bırakarak ve gaza yüklenerek arabayı tekrardan kaydırıp kalabiliyor sınavda. 50 santimden fazla zaten kaydırmaması gerekiyor arkadaki araca çarpmamak için. Bu da yokuş kalkışı önemli kılıyor tabii ki. Son soru olarak, şu ilçe daha eğimli, burası daha düz, ben şurada sınava gireyim, kayda gireyim diyenler oluyor mu iki cümleyle? Yani son bir yıldır bu söylenmeye başladı. Bazı ilçelerde sürücü kursları sayısı da fazla, bazı ilçelerde az. Bu trafik yoğunluğu da fark ediyor ilçeden ilçeye, yol çalışmaları da fark ettiriyor. Hani insanlarda böyle bir söylenti ufak ufak söylenmeye başladı. Bir an önce bir önlem alınması gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederim. Önemli bir yayın olduğunu düşünüyoruz. Zira dediğimiz gibi ilçeler arasındaki yol eğim farkı, hatta yoğunluk farkı bile sürücü adaylarının ehliyet alma noktasında, sınavlar noktasında etkilendiğini gösteriyor diyelim ve sözü size bırakalım. Yavuz Oymak, teşekkür ediyoruz.